Merhaba canlarım. İçinizden bir kardeşim, bir değerli bir izleyicim bir ara bir fikir üzerinde, bir olay üzerinde ben bir açıklama yaparken çok bilinen klasik bir söz bildirmişti bana. Hani der ya, küçük kişiler, küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar diye. Evet, böyle bir söz olduğu doğru. Sözün doğruluk payı da çok fazla. Ama benim penceremden baktığımızda ben öyle bakmıyorum olaya. Bana göre sıradan insanlar kişileri tartışırlar. Normal insanlar ise, normal, çok deha olmaya falan gerek de yok. Normal insanlar ise olayları ve fikirleri tartışırlar. Bir yerde olay yoksa fikir de olmaz. Bir yerde olay yoksa hareket olmaz. Hareketin olmadığı bir yerde evrenden söz edemeyiz. Çünkü evren dediğimiz şey bilinçtir, tabiattır, toplumdur, haliyle harekettir. Daha önce bir konuşmamda da sanıyorum bu konudan söz etmiştim. Benim canım arkadaşlarım, benim canım gençlerim, benim Selahattin Demirtaş'a yapılan zulümle ilgili anlattıklarım Selahattin Demirtaş'a yapılan zulümle ilgili değil sadece. Ben olayın üzerinden, yani eylem üzerinden, eylem, ortada bir eylem var. Ne bu eylem? Selahattin Demirtaş'a, yani bir kişiye yapılan bir zulüm var. Benim penceremden zulüm. Yargılayanlar belki çok samimiler. Onlar belki de Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na gerçekten hakaret ettiği düşüncesindeler ki nasıl bir hakaret ettiğini halen hiçbirimiz bilmiyoruz. Selahattin Demirtaş dahi bunu bilmiyor. Ben Selahattin Demirtaş'a yapılan zulmü değil, ben bir kişiye yapılan zulmü eleştiriyorum. Ben bir fikir ortaya atıyorum. Benim fikrim şu: İnsanlar bir ülkenin cumhurbaşkanına küfür ve hakaret etmemek şartı ile istediği her türlü eleştiriyi yapma özgürlüğüne sahip olmalılar. Buradaki eleştiri eylemdir. Eylem olmadan ben nasıl bir fikir üretirim? Fikrimi neyin üzerine kuracağım? Hangi temele kuracağım? Bu nedenle normal insanlar, küçük insanlar, büyük insanlar üçleme yapmayı doğru bulmuyor. Selahattin Demirtaş'a yapılan zulmü eleştirdiğim için, Selahattin Demirtaş'ın mutlaka tutuksuz yargılanmasını ve yarışa katılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçim yarışalarına özgür bir yarışmacı olarak katılmasını istediğim gibi, bana küfreden için küfredenler var, hakaret edenler var. Ya tabii gülüp geçiyorum. Ama o arkadaşlarımı düşünmeye sevk ediyorum. Düşünmelerini istiyorum. Ya lütfen, lütfen tartın, biçin kafanızda. Pek çoğunuzun içinde belki de büyük ihtimalle ki yiğit ülkücüler deyip küfredenlerden bir tanesine söylüyorum. Alaaddin Çakıcı'nın özgür kalmasını istiyorsun. O Alaaddin Çakıcı ki kim bilir kaç kişinin ölümüne sebep oldu, belki de kaç kişiyi öldürdü. Cinayetten söz ediyoruz, cinayetten. Yani bir hayatı sona erdirmekten, yaratanın verdiği bir hayatı almaktan söz ediyoruz. Adi bir suçtan söz ediyoruz yani. Onun serbest bırakılmasını istiyorsun. Neden? Çünkü kişi olarak Alaaddin Çakıcı'yı seviyorsunuz. Ben Alaaddin Çakıcı'nın hapis yatmasına değil, ben Alaaddin Çakıcı ya da Alaaddin Çakıcı'nın işlediği suçların cezalandırılmasından yanayım. O tür cezaların affedilmesini kabul edemem. Devlet kendisini soyan, kendisini dolandıran, kendisine karşı suç işleyen birisini affedebilir. Bana ne? Devlettir o. Ama devlet bana karşı suç işleyen, benim bir yakınımı öldüren ya da başkalarının bir insanı öldüren, bir insana zarar veren, bir kişiye zarar veren, maddi manevi ya da fiziki zarar veren birisini nasıl affedebilir? Ama buna rağmen siz sevdiğiniz için, yani şey derken ülkücülerden söz ediyorum, Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesini istiyorsunuz. Diğer tarafta masum, masum olduğu için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma hakkını elde ediyor. Yüksek Seçim Kurulu dediğiniz bir yargı organıdır. Selahattin Demirtaş hüküm giymemiştir. Halen yargı hukuk kurallarına göre masumdur diyor. Seçime katılmasına izin veriyor. Ama bu ülkede öyleleriniz var ki Selahattin Demirtaş'ın tahliye olarak, suçsuz biri olarak tahliye edilerek seçimlere diğer yarışmacılar gibi özgür katılmasına izin vermiyor.
Kaldı ki yarışmacıların içinde sadece ikisi yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Doğu Perinçek Selahattin Demirtaş'la özgürce yarışmak istemiyorlar. Diğer üç yarışmacı diyorlar ki serbest bırakın. O da gelsin bizim gibi bizimle beraber yarışsın, televizyonlara çıksın, meydan mitinglerine mitingleri yapsın diyorlar. Doğrusunu yapıyorlar onlar. Çünkü onlar fikir üretiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve Doğu Perinçek ise Selahattin Demirtaş'ın şahsından nefret ediyorlar. Arkadaşlar, adalet ve nefret yan yana olmaz. Nefretiniz varsa adil olamazsınız. Hatta merhametiniz varsa da adil olamazsınız. Nefret, adalet ve merhamet bu üçü yan yana gelmez. Nefret ve merhametinizi bir tarafa koyacaksınız, adaletle davranacaksınız. Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu. Üçünün de mutlaka ve mutlaka Selahattin Demirtaş'la ilgili kişisel görüşleri vardır. Belki nefretleri vardır, belki merhametleri vardır. Ama onlar merhametlerini ve adaletlerini bir tarafa koymuşlar. Adaletleriyle davran. Merhametlerini ve nefretlerini bir tarafa koymuşlar. Adaletleriyle davranıyorlar. Ve tebrik ediyorum üçünü. Sayın Cumhurbaşkanı ve Doğu Perinçek'i ise kınıyorum. Doğru bulmuyorum. Kişisel nefret, kişisel merhamet adaletin temeli olamaz. Adaletin en büyük düşmanıdır nefret ve merhamet. Onlardan daha büyük düşman yoktur adaletin. O nedenle benim Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşmalarımda bana hakaret edenler iyi düşünsünler. Ben bir fikrin yanındayım. Fikrim bir olayın üzerine oturuyor. Olay ne? Adaletsizlik. Olay ne? Zulüm. Olay ne? Masumiyet. Ya. Onun için önce düşünün. Sonra hakaret etmeye. Yine niyetlisiniz. Buyur ne diyeyim kardeşim? Demek ki benden nefret ediyorsunuz. E sizden merhamet bekleyecek halim de yok yalnız. Hoşça kalın canım kardeşlerim. Hoşça kalın canlarım, dostlarım benim.